Evet arkadaşlar merhaba. 31 Ocak 2022 Pazartesi günü Bursa'dayız. Gündüz programında TCK'nın koyduğu listede Bursa'da Pazartesileri biliyorsunuz ve Şanlıurfa var bir de. 9 kuşulu bir program var, hemen değerlendirmemize geçiyoruz Bursa ile ilgili. Evet, tüm koşular Kumpis'te yapılacak gördüğünüz gibi. Saat 13.30'dan itibaren başlıyor arkadaşlar. Biraz erken başlayacak güzel birinci Altılganya. Handikap 15 bir koşuyla açılış. 4 ve yukarı yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet, iyi bir hafta sonu geçirdik aslında baktığımız zaman. Yani birçok tekimiz de geldi fakat altılar çok az verdi. Yani maalesef böyle oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi bugün bakalım ne var elimizde, ona bakalım artık. 12 tane safkan burada start oluyor bu handikap 15'te. 5 tane safkanla geçeceğiz burayı. 1 numaralı Özümcan, Mürsel Kayış'le. 4 numaralı Aper, Onur Yıldız'la, ki Bursa bölgesinin jokeyi bu arkadaşlar biliyorsunuz. 2 numaralı Karavaş, Gökhan Yıldız'la aynı şekilde. 3 numaralı Kafkas'ı Mahmut Turan. Ve son olarak da 6 numaralı Buz Kralı diyoruz, Kürşat Yılmaz. Evet, burada varsa sizin atınızı ilave edersiniz. 1, 4, 2, 3, 6 bizim bu 5 at dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Burada bir Atçı Yılmaz'ın son yaptığı bir ikincilik var. Hani çok pozitif görmüyoruz. Biraz tesadüfi gibi geldi bize o. Ama değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler tabii. 1, 4, 2, 3, 6 geçiyoruz biz burayı. İkinci koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Kısa mesafe diyebileceğimiz bir koşu aslında. Burada Bursa'da bu ikinci koşuda 5 atımız var yine. 1 numaralı baş hükümdar Tolga Yıldız'la arkadaşlar. Yani muhtemelen yani normal şartlar altında alternatif bank olarak düşünebileceğiniz bir safkan. Ve ilk koşusunu ikincilikle tamamladı. Tolga Yıldız gibi tecrübeli bir jokey biniyor üzerine. Dileyenler bunu alternatif bank olarak, yani küçük kupon yapmak isteyenler alternatif bank olarak değerlendirebilirler. Rakipleri var yalnız 4 tane. 7 numaralı Füzyon Onur Öztürk'le, 8 numaralı Havin Sarya Mahsun Demirbaş'la, 12 numaralı 7 Düvel İsmail Dinar ve 3 numaralı Gardiyan Mahmut Turan'la arkadaşlar. Bu safkanlar da kolay kolay bırakacak gibi durmuyor. Hatta Nevzat Avcı'nın bindiği 5 numaralı King Uras var. Onu da yazmak gerekir. Eğer yazdıktan sonra burayı tek atmazsanız biri, King Uraz'ı da 5 numaraya ilave etmek lazım. Yani bir altını çektik çizgiyi 7, 8, 12, 3, 5 diyoruz buraya. Biraz böyle cazip duruyor bu altılı. Yani birinci altılı hatta. Evet, üçüncü koşu 14.30'da şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 8 tane safkan var burada. Arkadaşlar burada performansına güvendiğimiz bir safkan var. 2 numaralı Himbo. Ama bunun 2 tane de rakibi var. 1 numaralı Cafer Bey ve 7 numaralı Satoshi. O yüzden biz burayı 2 alternatif banka olarak gösteriyoruz. Ancak 7 ve 1'i de yanlarına yazmak gerektiğini. Bilhassa bu Cafer Bey, Halil Altın'la. Gerçi Ekürüs'e Özkan Rüzgar'ı da öyle kötü bir at değil. Ekürler çok güçlü giriyorlar buraya. Bir de 71 handikap puanı var ki yani neredeyse ikiye katlamış. Yazmamak mümkün. Ancak biz burada performansına çok güveniyoruz bu Himmo'nun. Son 3 koşu gayet iyiydi. Eğer iyi bir ayarlama yapabilirse Sercan Tırpan bunun üzerine. İyi bir mesafe ayarlaması yapabilirse ki 1800 daima bizim için hep soru işaretidir. Hep böyle kolay kolay favori atlar gelmez 1800'lerde. O yüzden dediğim gibi 2 numara ön planda, 1 ve 3 arkasından da 7 diyoruz buraya. Evet, ikinci altılı başlıyor 4. koşuyla beraber.
Handikap 14, 4 yaşlı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan burada start oluyor. 5 tane atla başlayacağız. Ekürler çok ön planda. 4 numaralı Kibartay Çetin Can Polat'la eğer becerebilirse getirmeyi, yani mesafeyi ayarlamasını, atı ne kadar tanıyor bilemiyorum. 7 numaralı Star Döven Mahmut Turan'la. Bunlar ilk atımız bizim. 8 numaralı Islık Çalan Onur Yıldız'la kesinlikle kuponlarda olması lazım. 2 numaralı Fıstık Çan Nevzat Avcı. 1 numaralı Can Ömer'im Tolga Yıldız. Ve 6 numaralı Tiranlı Mustafa Çiçek'le. Bu Tiranlı çok dikkat etmek lazım. Çok iyi bir safkan. Bugün de iyi bir performans bekliyoruz ondan. Bir aksilik olmazsa. Burada alt tarafta iki tane at var. 10 numaralı Larende ve 11 numaralı Uzay Destanı. Bunlar da tehlikeli atlar. Bu Miss Burgas da bir ara kendini gösterdi. 38 günlük bir arası var. Bu 38 günlük aradan sonra ne yapar bilemiyoruz. Bak bu ayak arkadaşlar, bu dördüncü koşu itibariyle kafanıza takılan bir at varsa kesinlikle yazmanız lazım. Burayı biz 4 ve 7 eküler ön planda 8, 2, 1, 6 geçiyoruz ama dediğim gibi 10, 11 hatta 12 numaralı safkanlara da çok dikkat diyoruz arkadaşlar. Yani işlerinde varsa beğendiğiniz mutlaka ilave edin derim. Evet. 5. koşuya geçtik şimdi. Handikap 15. 4 ve yukarı İngilizler. 2000 metre uzun metrajlı bir koşu izleyeceğiz. Arkadaşlar burada bizim tuttuğumuz bir at var. Onu direkt olarak bizim günün bankosu. 1 numaralı Bobstyle. Mürsel Kayış'le. Günün bankosu arkadaşlar. Sürdirek bankosu. Alternatifsiz. Ha, diğer Veda Dolar, Meda Dolar. Evet yani çok eğer startta kalmazsa Veda Dolar büyük bir rakip. Langeron iyi bir safkan. Minigun aynı şekilde. Bartu Efe. Bakın bu Frankenstein. Yani, var yani ama biz burada Bobstyle için bu grubun çok uygun olduğunu düşünüyoruz ve 60 kilo da olsa Mürsel Kayış'la burada bu yarışı kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Altıncı koşu için kısa vadi 6, 4 yaşlı Arap safkanları 1200 metreye çıkacaklar Bursa'da. Burada da 4 tane atımız var. 2 numaralı Saluki Kadir Tokaçoğlu'yla normal şartlarda kazanması gereken bir safkan bize göre. Ekürüler 1 numara ve 3 numara Toramankaya Sinan Özen'le. 3 numara Dobi Muhammed Mirbilgin'le. 5 numaralı Polatlı Rüzgarı Yunus Emre Yüksel'le. Ve 7 numaralı Ayderli Turbo Mustafa Çiçek'le arkadaşlar kuponlarda olması lazım olan safkanlar. Ki burada bu ayak kapatmalık bir ayak, onu söyleyeyim size. Üç oğlun dahi geliri var. 7. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. 11 tane safkan var burada ve 5 tane safkanı geçeceğiz. 11 numaralı Wait and See Mahsun Demirbaş, 2 numaralı Duranhan Nevzat Avcı, 1 numaralı Jigs Life Kadir Tokaçoğlu, 6 numaralı Sanadu Mahmut Turan ve 5 numaralı Warrior Justin Furkan Him arkadaşlar. Burası 7. koşu 11, 2, 1, 6, 5 şeklinde geçiyoruz. 8. koşuya geldik. Satış 1 koşusu 4 yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var. Burayı da ikiye ayırdık şimdi. 6 at var. 3 at, 3 at olarak. 7 numaralı Kale Barajı Adem Aslan'la ilk atımız. 9 numaralı Kumanova Furkan Himne. Ve 14 numaralı Yücelir Muhammed Mirbilgin'le. Burada 7, 9, 14. 3 tane safkan ön planda. Arkasından yani geniş kuponlarda 1 numaralı Milas Berk, Mahsun Demirbaş, 4 numaralı Mecit Özü, Onur Yıldız ve 13 numaralı Özbilgin Nevzat Avcı ile de değerlendirilmesi lazım. Yani zor ayak gerçekten, çok cazip bir altılı. İkinci altılı da aynı şekilde. 7-9-14 ön planda dedik. 1-14 ve
Özür dilerim. 1, 4 ve 13 arka plandaydık. Son koşuda şimdi şartlı 3, 4 yukarı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. Burada 18 tane safkan var ve bir dörtlü bir ekürü grubu var. Dilek Buran hanımefendinin atları bunlar. 4 tane safkanla geçiyoruz burayı da. 2 numaralı Greyhound Mürsel Kayış'la yıkıtımız. 3 numaralı Kara Mürselli Mahmut Turan'la. 5 numaralı Agassi Onur Yıldız'la. İyi bir grup buldu bakın Agassi. Söyleyeyim size. Yani bakın zikzaklar var burada. Sıfırlar, yediler, üçler, sıfırlar. Ama burada gelebilir. 4 numaralı Wide Ocean diyoruz Nevzat Avcı ile arkadaşlar. Normal şartlarda burası için yeterli ama 10 numaralı biz oğlum Özgür'ü baz alabiliyoruz. Hani dileyenler ekürleri de ilave edebilirler buraya. Oğlum Özgür iyi koşarsa. Diğerleri biraz zorlanır arkadaşlar. Tabii ki burada 16 numara ve baktığımız zaman 7 numaralı safkanların da şansı var. 16 numara Grande Aquila ve maratoncu 7 numara Gökhan Gökçe gibi tecrübeli bir jockey. Son yarışını kazanmıştı ama 119 günlük bir arası var. Yaklaşık 6 ay. Pardon özür dilerim 4 ay. 4 aylık bir arası var ama iyi bir çalışma yapmışsa gelebilir burada. Evet bir de tabii ki yukarıda Balyacı Salih var. 64 handikap puanıyla. Gerçekten çok zor bir ayak arkadaşlar. 2, 3, 5, 4, 10 diyoruz normalde. 16 ve 7'yi de dikkat ediyoruz ve 1'e de dikkat ediyoruz. Evet. Böylece Bursa ile ilgili söyleyeceklerimiz sona eriyor. Dediğim gibi bizler böyle zikrettiğimiz atları sizler kendiniz de AGF oranlarıyla beraber karşılaştırıp kendinize göre uygun bir şablon çıkartırsınız. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle herkese bol şans diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Şanlıurfa ile ilgili. Onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.